Ben de öyle. Teşekkür ederim. Ne güzel yakın oturuyorsunuz. Evet Aslı Hanım. Yakın oturunca böyle yardımcı oluyorlar tabii sana. Tabii ki de çok faydasını görüyorum. Şunu da keselim. Ben bıçak getirebilir miyim Aslı Hanım? Unutmuşum masaya. Ay, öyle mi? Şunu kullan istersen şimdilik. Aslı Hanım. Canım. Size hayran kaldım. Niçin? Ne güzel böyle kesiyorsunuz dolmayı. Ha. Bunu sonra hangi elinize aldığınızı tam göremedim. Galiba sağa alıyorsunuz, sola bıçağı tekrar alıyorsunuz. Bayıldım. Ya. Hani böyle halay çekerlerken sağdakine bakarlar da böyle ayaklarını düzeltirler ya. Öyle kaldım masada. Hadi sen de yapabilirsin. Kibar benim. Kibar şöyle. Servislik ne yapacaksın ama? Gerçi evet. Servislik neyse. Neyse artık al. Elini aldım. Hayır, elini aldıktan sonra ona gerek yoktu. Direkt atsaydın, gitseydi ama. Hadi elini neyse. Almamış gibi düşünürsek. Tamam, öyle düşünelim. Burayı böyle kestim. Bunu böyle ağzıma atacağım. At bakalım. Ama böyle çok böyle şey yapmana yine gerek yok. Şöyle bir sert bir şey kesiyormuşsun okay gibi değil. Çünkü çok narin şöyle bak sarmalar. Çok bak şöyle. Sol elde çatal, sağ elde bıçak. Şunu aldın. Şöyle. Bak bu şekilde. Şöyle. Yani sol eline de yiyebilirsin ama bu şekilde sağa da alabilirsin. Bu şekilde de. Sağ alırken düşüyor işte. Düşüyor. Kız, onu yapamadım. Zayıf ol ya. Soldan. Evet. Bir daha deneyelim. Ben evde böyle attığım için aldım o. Belli. Orduma naif mitten bahsetme. Belli. Cazgır cazgır konuşuyorsun yanındakine. Naif misin sen? Buket, çatal bıçak kullanmaya çalışıyorsun. Sarmayı elinle alıyorsun. Ne yapacağız biz seni böyle? Yine yemek yemedim. Moderniz en azından yan yana oturuyoruz. Organik gelinim. Buket. Bir daha deneyelim. Gel. Evet, şundan vereceğim sana. Ben gel bunu dene bakalım. Bak bunu daha kolay benim alırsın. Aslı Hanım. Efendim canım. Size hayran. Onu nasıl spotlarla kestiniz? Spotla değil, spotla. Kesmişken bana koyun. Evet, şöyle. Bu hiç kullanmadığım azıcık övdüm, tatlı çatalı. Aslan övüyor övüyor, kendi tabağını doldurduruyor. Sana da sana da gel. Hadi. Taktım ama ya. Yüzlü bir şey istedim. Aslan benden. Merve servis yapmayınca. Ben yani övünce ben sana servis yaptığımı zannediyorsun. Ben bütün gelinlerime servis yaparım Buket'ciğim. Hadi tekrar deneyelim bakalım. Çatalla mı? Evet. Bunu. Evet. Aslı Hanım, çatal bıçağı düzgün kullanmak kadar tabağa vurup ses çıkartmamak da çok önemli. Mümkün mertebe böyle şunu yapmayacaksınız yani keserken. Tamam. Evet. Ama hı-hı, bunu da mı çatal bıçak? Bunu da çatalla. Tamam. Yok, ona gerek yok ki. Bak minik şuradan şöyle. Ama bak, ne gerek var bana, şimdi? Bak bana. Tamam. Bak şimdi bak. Heh, bak ama bak nasıl tutuyorum. Tamam Aslı Hanım. Öğrendim ben. Böyle yap. Şöyle bak. Ama böyle de çok zor yiyemem ki. Yavrum böyle tutamıyor musun? O sana yetmez, biraz daha kuvvet. İşte. Küçücük alıyor. Hatta sağ elinize de alabilirsiniz. Evet. Çok evet defa rahatladı bu senin için değil mi? Ben böyle yapsam zayıflarım. Vallahi. Vallahi. O zaman böyle yap. Yiyemeden sonra. Bir ay sonra görüşürüz. Ya. Hadi bakalım bir ay sonra. Buket. Yok, Buket ne yapıyorsun? Ha. Bir ay sonra ben yapamam. Şu an nasıl yapamam. Yani? Nasıl? Şu an hazır değilim. Sen böyle de güzelsin aşkım benim. Teşekkür ederim. Valla bak böyle minik minik zaten beyne doydu sinyali gidiyor. Yavaş yavaş yiyince bir süre sonra ne yerseniz yiyin beyin diyor ki doydum. Demiyor. Beyni kandırmak. İşte sen ben de kandırmaya başladım. Laf sokacağım diye her sözümü irdele. Her sözümü irdele. Dilediğime laf etmediğin kalmıştı, ayıp. Hadi hadi, çok güzel lezzetler. Sen yaptın onları da. Merveciğim, yapanların geçenlerin ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Hadi birbirinizi yemeyin, yemek yiyin. Bugün final günü ve ben çok keyifli bir final yapmak istiyorum. Ve ben çok keyifli bir final yaşamak istiyorum. Hadi afiyet olsun, şimdi senin düğününe gidiyorum.